Bismillahirrahmanirrahim. Bir hadis-i şerif ve onun üzerinde gramer incelemesi yapalım. Bu hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim tarafından rivayet edilmiş olan bir hadis-i şeriftir. Bu kitapta 15 numaralı hadis olarak paylaşılmış. Manası, men her kim kâne ise yü'minu, iman ediyor ise billahi Allah'a ve daha el-yevmil ahiri ve ahiret gününe inanıyor ise fel-yekul, bu durumda söylesin. Fe bu durumda li-yekul, söylesin, desin. Ne desin? Hayran, hayırlı bir şey. Ev veyahut da hayırlı bir şey söylemeyecekse li-yesmut, sussun. Hemen her kim kâne ise yü'minu, inanıyorsa billahi Allah'a ve daha neye inanıyorsa el-yevmil ahiri, ahiret gününe inanıyorsa fe bu durumda li yukrim, ikram etsin hüve o kişi carahu, kendi komşusuna. Ve men her kim kâne ise yü'minu, inanıyor ise billahi Allah'a ve daha neye inanıyorsa el-yevmil ahiri, ahiret gününe inanıyorsa fe bu durumda li yukrim, ikram etsin hüve o kişi kime? Zayfehu, misafirine, kendi misafirine. Ben okurken şöyle okudum. Fe liyekul, fe liyukrim şeklinde okudum. Burada lamın harekesi belli olsun diye. Yoksa fe liyekul diye okunmaz. Fel yekul şeklinde. Fel yukrim şeklinde okunur. Ben harfin harekesini belirginleştirmek için öyle okudum. Peki şöyle iraba değinmeye çalışalım. Men üzerinde kısaca duralım. Men nedir? Evvela şart ismidir. Yani şöyle şöyle olursa böyle böyle olur demek için, koşul ileri sürmek için kullanılan bir kelime, bir isimdir. Bunun yanında cezmedicidir. Cezmeder, cezmetme görevi var. Bunun dışında kendisi sukun üzere mebnidir. Men diyorsun. Bak menu, menen, menin gibi bir şey değil yani. Men'un da sukun var. Mebniyun ale sukun denir ona. Şu an itibariyle mahallen merfudur. Niye? Çünkü mübtedadır. Bundan dolayı mahallen merfudur. İrab sabit değil. Bir cümlede bu meful de olabilirdi. Burada mübteda olmuş. O yüzden merfu, ama merfulu mahallendir. Niye mahallen? Çünkü mebni. Mebniler mahallen irab alırlar. Bundan ötürü. Peki men üzerinde bu kadar durduk. Peşine kâne lafzı gelmektedir. Kâne nasıl anlatabiliriz? Evvela sarf yönüne değinelim. Kâne aslı ke ve ne. Vavi bir ecveftir değil mi? Ke ve ne. Şöyle yazabiliriz. Kelime esasen ilk türediğinde, var olduğunda, doğduğunda kevene idi. Vav harfi illet mutarrik, makabli yani sağındaki harf fethalı. O zaman vavı ne yaparsın? Elife çevirirsin. Çevrilmiş halinde karşına kâne olarak gelir. Kâne yukûnu, yani kelimenin aslı kevene yekvunu oluyor. Kevene yek vunu eşittir bab olarak bakarsan birinci babtandır diye de söyleyebiliriz. Sarf olarak yani nedir? Ecveftir. Sarf ilmi olarak ecvefi vavi olarak adlandırılır. Tabi kânenin sarf olarak böyle de kâne bir de ne oluyor? Nahiv olarak da kendisine bakabilirsin. Nahiv olarak bakarsan dersin ki kâne fiili nedir? Bu durumda nakıs fiildir. Bak, nahiv olarak nakıstır, sarf olarak ecveftir. Değişiyor iş. Nahiv buna nakıs derken illet harflerine göre söylemiyor. Neye göre söylüyor? Bir mensuba ihtiyaç duyar bu kelime. Bundan ötürü ona nakıs diyor. Neyden ötürü yani? Bundan ötürü. Tekrardan buraya döndük. Peki kâne üzerine konuşalım. Nedir? Fiil mazidir. Nakıstır nahiv ilmine göre. Kendisi fetha üzeri mebni. Kâne, nasara, fetaha, harace, müfet, müzekere, gayb, mazi fiiller fetha üzeri mebni olurlar zaten.
Ama mahallen nedir? Mezzumdur. Niye? Çünkü kendisi şart fiilidir. Çünkü men şart edatından, cezm edatından sonra gelmiştir. Kâne şu an için meczum ama mahallen. Niye lapsen değil? Kâne mebnidir. Mazi fiilden her kalıbı mebni olur. Mebniler de mahallen irap alır. Öyleyse mahallen mezzumdur. Evet, kâne için bunları söyleyebiliriz. Peki kâne ne olur? Kâne kendisine bir tane isim, bir tane de haber alır. İsmi gizli zamir hüve olacaktır. Nedir? Gizli zamir hüve. O hüve de men lafzına racidir. Yani men her kim kâne olursa ise hüve o kişi hangi kişi? Men yani. Hüve mene raci. Kendisinde hüve varmış, fail değilmiş. İsmi imiş. Duydunuz. Yu'minu fiiline geldik. Şimdi yu'minu gene hem sarf hem nahiv olarak üzerinde durabileceğimiz bir kelime. Önce nahiv olarak bir bakalım. Yu'minu nedir? Muzari fiildir. Merfu raf alameti. Nun'da görmüş olduğun zammedir. Merfu. Madem fiil, kendisine fail lazım. Faili de gizli zamir hüve oluyor. Yu'minu'da gizli bir hüve var. O da yu'minu fiilinin faili oluyor. Burada yer alan fiil artı fail, yani yu'minu ve kendisinde gizli olan hüve. Yu'minu ve kendisine ait olan hüve. Birlikte fiil cümlesi olur. Mahallen mensub olup kânenin haberi olur. Kânen ismi nedir? Kendisinde gizli olan hüve. Kânen haberi nedir? Yu'minu artı yu'minu'daki gizli hüve. Birlikte cümle olarak mahallen mensup olarak kânen haberi olur. Kânede gizli zamir olan hüve nedir? Hüve ne dedik? İsmidir dedik. Ve hüve fetha üzeri mebnidir lafzen. Ama mahallen merfudur kânen ismi olduğu için. Şimdi yu'minu'ya bir de ne yapalım? Yu'minu'ya bir de sarf olarak değinelim. Esasen yu'minu fiilimiz sülasi mücerret olarak karşımıza emine olarak çıkmıştı. Emine fiili. Nedir? Mehmuzul fa. Fial fiilinde hemze var. Emine. Bunu ifal babına aktarırsan ne olur? İfal babına nasıl aktarırsın bir fiili? Mesela kerume ekreme. Fetaha eftaha. Harece ehrace. Yani ifal babına aktarırken fiilin evvene bir tane hemze getiriyorsun. Zaittir. Bab alametidir. Getirdim. Peşine emine yazıyorum. Ekreme ehrace eftaha. O zaman e'mene olur tabi artık. Bu ne olur? E'mine olmaz yani. E'mene olacaktır. Aktarıldıktan sonra yeni hali böyle olur. E'mene. Burada mim var. E'mene. Birinci hemze harekeli, ikinci hemze sakin. Bunların ikisi de hemzedir. Hiçbir elif değildir. Elif hareke almayan harftir. Bunlar hareke almış. Bunlar demeyeyim. Sağdaki almış, soldaki zaten sakin yazılmış. Ekrame, ehrace. İfal babına aktarılan fiilin fiili zaten sakin yazılır. Peki. Etmene. İki tane hemze var. Birincisi harekeli, ikincisi sakin. Bu hemzemiz ne oluyor burada? O zaman elife çevrilmesi beklenir. Bu durumda nasıl yazılacaktır? Bu durumda amene olur. Amene. Hemze sakin, makabül meftuh ya. Elife çeviriyorsun. Amene. Met harfi oluyor. Daha sonra bizim bu elifimiz gizli met harfi olarak varlığını devam ettiriyor. Amene. Amene. Muzarisine gelir. Yuminu ve yuminu. İki şekilde de okunabilir. Yuminu, yuminu. İşte ifal babından muzaridir demeye çalıştım. Billahi. Ba harfi cer lafzatullah onun mecruru oluyor. Değil mi? Cer alameti kendisindeki kesre olmaktadır. Bu görmüş olduğumuz car mecrur nedir? Yu'minu fiili ile alakalıdır. Çünkü yu'minu inanırsa kime inanacak? Billahi Allah. O zaman ne olmuş oluyor? Onunla alakalı oluyor. Şöyle biraz daha yakın. Şöyle yapayım. Evet, devamında
vel yevmil ahiri. Buraya değinelim. Burada geçen vav atıf harfi zaten. Yü'minu billahi ve yü'minu bil ahir. Pardon. Bil yevmil ahiri demektir. Ba yani varlığını sürdürüyor atıf harfinden dolayı. Bil yevmil ahiri demektir. Vav sağdaki ba'nın etkisini sürdürme harfidir. Atıf harfi bu işe yarıyor. Öyleyse demek ki vav nedir? Atıf harfidir dedik. Dolayısıyla madem ki lafzatullah mecrur, el yevmi de mecrur olur. Çünkü el yevm matuftur. Lafzatullah matufun aleyhtir. Matuftur el yevm. Lafzatullah üzerine atfedilmiş, onun irabını almış. El ahir kelimesine gelince yevm kelimesinin sıfatıdır. O yüzden madem ki el yevmi mecrur, el ahiri o da mecrur olacak. Onun irabını almış. Cer alameti ortada değil mi? Kesre yani. Radık kesre. Fel yekul. Daha buraya geçmeden şunu söyleyelim. Men her kim şart fiili ya. Şart fiili değil. Şart edatı ya. Şart cümlesi nerede? Kâne yü'minu billahi vel yevmil ahiri. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, inanıyor ise şart cümlesi burası. Cevap cümlesi geliyor. Buradaki fa nedir? Cevap cümlesinde yer alan fa'dır. Buradaki cümlenin cevap cümlesi olduğuna delildir. Ve emri gaibin başında fa olsun, vav olsun bu harfler bulunursa emri gaibin lamı sakin yazılır. Fel yegul. Aslı li yegul idi. Liyensur gibi. Ama başında fa var. O zaman emri gaibin lamını sakin yazman gerekir. Yazılmış zaten. Buradaki lam emir lamı zaten değil mi? Emri gaibin lamıdır. Yekul fiiline baktığımızda muzari fiildir. Mezzumdur. Niye mezzum? Lamul emir. Emir-i gaib lamı. Ondan dolayı mezzum. Cezm alameti lamdaki sukun. Kendisinde fail var. Fail gizli zamir hüve. Hayran meful olmaktadır. Nasb alametinin fetha olduğu ortada. Ev veyahut da liyesmut diyoruz. Burada geçen ev de nedir? Atıf harfidir. Buradaki atıf harfi tehyir. Yani tercih bildiriyor. Ya konuşsun, ya hayırlı konuşsun ya da sussun. İkisinden birini yapsın inananlar. Hayırsız konuşmasın. Hayırsız konuşacaksa da yani konuşmasın şeklinde ifade edilmiş oldu. Liyesmut. Bunun üzerine biraz duralım. Bu da nedir? Muzari fiildir. Başındaki lam yine emir lamıdır. Emre gayb kalır burası. Liyensur, liyektub gibi. Liyesmut diyoruz. Cezm alameti sondaki ta'daki sukundur. Emre gayb lamı cezmetmiştir. Kendisi tabi fiil. Öyle sonra fail lazım. Faili gizli zamir hü olmaktadır. Felyegul hayran ev liyesmut. Burası da ne oluyor? Cevap cümlesi oluyor. Ne oluyor? Cevap cümlesi oluyor. O zaman burası da nedir? Mahallen mezzumdur. Ne gibi? Az önceki şart cümlesi cümle olarak nasıl mahallen mezzumsa cevap cümlesi de cümle olarak yani şart cümlesi de cevap cümlesi de mahallen mezzumdur. Bir sonraki yere geldik. Ve men kâne yü'minu billâhi vel yevmil âhiri. Men kâne yü'minu billâhi vel yevmil âhiri. Aynı şey kısacası değil mi? Şuraya kadar yazılan şey yukarıda geçti. Aynı iraba sahip. Fel yukrim carahu. Yani burada yeni bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar edelim şunu en azından. Men, yukarıda men için ne dediysek aynısı. Şart edatımız. Kâni yü'minu billâhi vel yevmil âhiri. Şart cümlemiz. Fel yukrim carahu. Cevap cümlemiz. Fa yine cevap cümlesinin başına dahil olmuştur. Lam emir lamıdır. Yani burası emri gaiptir. Ekrame yukrimu. İfal babından muzari emri gaip. Lam cezmetti. Cezme alameti mimdeki sukun. Gizli zamir hüve fail. Cara meful ve muzaftır. Hu muzafın ileyhtir. Bu şekilde burayı ifade edebiliriz. Bunun dışında nereye bakabiliriz? Yine aynısı var. Ve men kâne yü'minu billâhi ve yevmil âhiri. Fel yukrim, fel yukrim. Vayfe bu defa meful ve muzaftır. Hu da muzafın ileyhtir. Bu şekilde geldi. Rava rivayet etti hu bu hadisi kim? El-Bukhariyyu ve daha Müslimun, İmam Müslim rivayet etmiştir. Böylece bir hadisi
okumuş olduk. Hem manasına baktık, hem irabına baktık. Kaynağını unutmayalım. Buhari ve Müslim ittifaklı bir hadisi şeriftir.